15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. 15 Temmuz salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. 15 Temmuz bu nedenlerle demokrasi ve milli birlik günüdür. Elbette bugün Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Yıllarca Türk DSK'ya yasa dışı yollarla sirayet eden FETÖ'cüler en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bomba yağdırmışlardır. Bir defa şu gerçeği yalın bir dille netleştirmemiz gerekmektedir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa, ismi, ünvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri şereflidir, Türk askeri onur sahibidir, vatan ve millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir. Dışı vaiz, içi vandal olan bir terörist, Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş şakirtleri maklube yiyerek ışık evleri ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek melanet gergefinde vatana ihaneti dokunmuşlardır. FETÖ'cü teröristler 3. bin yılda Asya'nın Hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş, insanlığın ve inancımızın silinemeyecek yüz karalarıdır. Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Mensubu olduğumuz imrenilecek bir kaynaşma ve kucaklaşma zirvesi olan aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün, egemenlik haklarına bağlı halde var ola gelmiştir. Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz hem bununla övüneceğiz. Hem de milli ömre kastetmek için pusuya yatan cinayet şebekelerini doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz. Kardeşçe yaşayacağız. Birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı her daim canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bilecek, hatırımızdan çıkarmayacağız.